Mavi Vatan 2021 tatbikatında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunan medyası donanmanın Türk tatbikat bölgesine savaş gemilerini yolladığını duyurdu. Doğu Akdeniz'de provokasyonu dış politika haline getiren Yunanistan'da medya, bir sonraki adımın ne olabileceğini yazarken haddini aşan iddialarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geniş bir şekilde tanıttığı Mavi Vatan tatbikatı, Doğu Akdeniz ve Ege'de tam gelişim aşamasına giriyor. Plana göre 87 savaş gemisi, 27 savaş jeti, 20 helikopter ve insansız hava araçları tatbikatta görev alacak. Bunlar Siros Koyu, Ege'nin güneydoğu kesimindeki Aksaz Limanı yakını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasuları. Tatbikatta Anka, TB2, Albatros T ve Şimşek kullanılacak. Adalar Denizi ve Akdeniz'e gerçekleştirilecek olan tatbikat 7 Mart 2021'de sona erecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi. Bakan Akar, savunma ve güvenlik faaliyetleriyle ilgili bilgi alarak talimatlar verdi. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma, tatbikatın Yunan Silahlı Kuvvetleri tarafından izlendiğini ve bazı savaş gemilerinin durumu izlemek için Salamis deniz üstünden ayrılma emri aldığını yazdı. Ancak Mart ayı başında Fransız donanmasının amiral gemisi olan nükleer enerjili uçak gemisi Charles de Gaulle, ortak eğitim için 20'den fazla Rafael savaş uçağı ile Mavi Vatan tatbikatının gerçekleştirileceği tarihlerde yelken açması bekleniyor. Bu tatbikat Doğu Akdeniz Girit yakınlarında Yunan savaş jetleri ve donanma gemilerinin de katılımıyla yapılacak. Ülkemizin Türkiye'nin önemli ölçüde gerisinde kaldığı kritik bir havacılık sektörü var ve bu da uçakların havadan yakıt ikmali için uçan tankerlerinin eksikliğidir. Bu tür uçakların tedariği artık Kıbrıs'a uzun süre hava desteği sağlayabilecek olan hava kuvvetlerimiz için büyük bir güç çarpanı olacaktır. Uzun menzilli havadan karaya füzeler gibi uygun mühimmatla Türk topraklarının tamamına ve tabii ki stratejik hedeflerine saldırabilme imkanına sahip olacağız. Yunanistan merkezi bazı kaynaklar Yunan Hava Kuvvetleri'nin yakın zamanda tanker uçak siparişi vereceği ve bu uçakların İsrail tarafından kullanılacağını iddia ediyor. Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan Özel Kuvvetler askerleri katıldı. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı. Rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin bununla da kalmayıp suda üstüne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Fransız Rafael jetlerine kavuşmalarını bir kilometre taşı olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panayotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafael jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den 5. nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre ABD ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı. Onlarca Türk savaş gemisi uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu Mavi Vatan tatbikatına başlarken gövde gösterisi Yunanistan'da beklendiği gibi ilk haber. Yerel medya Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın deniz kuvvetlerini alarma geçirdiğini, tüm gözlerin Rodos ve Meis adaları arasını da kapsayan Mavi Vatan tatbikatında olacağını bildiriyor. Türkiye'nin bir meydan okumaya giriştiğini belirten Yunan medyası, Salamis deniz üstündeki birçok savaş gemisinin Türkiye'nin tatbikat yapacağı bölgenin çevresine sevk edildiğini aktardı. Ege Denizi'nde seyreden Çeşme araştırma gemisi, geçtiğimiz gün Yunan F-16 savaş uçakları tarafından taciz edilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı F-16'lardan birinin 2 deniz mili mesafede şaf fişeği bıraktığını, ayrıca 1000 metreden gerçekleşen tacize karşılık verildiğini açıkladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina ve Riyad yönetimlerinin Suudi Arabistan'ın elindeki Patriot füze savunma bataryalarının satın alınması için bir anlaşma imzalayacağını açıkladı. Yerel medya, Dendias'ın kısa süre içinde Riyad'a uçacağını ve söz konusu anlaşmaya imza koyulacağını yazdı. Haberlere göre Patriot transferi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Atina ziyaretinde gündeme geldi. Pandemi yüzünden taraflar adım atamadı ancak 11 Şubat'taki File Forum'da Atina'ya bir kez daha gelen Suudi Bakan Ferhan mevkidaşı Dendias da füzeleri bir kez daha masaya yatırdı. 150 kilometre menzili bulunan ABD üretimi Patriot bataryaları için 40 Yunan yetkili Suudi Arabistan'a gidecek. Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, 11 Şubat'ta müttefikleriyle yepyeni bir adım daha attı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanları Atina'da bir araya geldi. Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda üssüne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı. ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, USS Porter Destroyer'inin Yunan hava ve deniz unsurlarıyla birlikte bir tatbikat icra ettiğini açıkladı. Yunan ordusunun bir fırkateyn, bir denizaltı ve 4 F-16 savaş uçağıyla yer aldığı Girit Adası'nın güneyinde gerçekleşen tatbikatın fotoğrafları hem Pentagon hem de Atina tarafından resmi internet sitelerinde paylaşıldı. Toviman'ın haberine göre Washington-Atina'dan ortak savunma ve işbirliği anlaşmasının 1 yıl yerine 5 yıl boyunca yenilenmesini istiyor. Bunun için de Yunanistan'ı Türkiye'nin jeopolitik ağırlığına denk olduğu yönünde ikna etmeye çabalıyor. Atina yönetimi Bayraktar TB2 siyaların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskir Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil, diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunan medyası Kyriakos Mitsotakis ve Benjamin Netanyahu'nun 8 Şubat'ta gerçekleşen randevusunda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike Nilos güdümlü tank savar füze sisteminin görüşüldüğünü yazdı. Yunanistan'ın İsrail'in ürettiği hava savunma sistemi Iron Dome'a yani demir kubbeye ilgi gösterdiğini belirten medya, bir adım daha ileri giderek sistemin Türkiye'nin SİHA'larına karşı başarılı olup olamayacağını haberleştirdi. Fransa'dan 6'sı yeni 18 Rafael jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara Skyros 2021 yani İskiri 2021 ile bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği 4 Rafael jeti Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Ege Denizi semalarında uçtu. Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı. Birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti. Türkiye'ye karşı Fransa'dan 6'sı yeni 18 Rafael jeti satın alan Yunanistan ayrıca donanmanın modernize edilmesi için Paris yönetimiyle görüştü. Yunan medyası Fransa'nın Belharov fırkateynlerinin satışı için Atina'ya yeşil ışık yaktığını duyurdu. Haberlere göre Fransa silahsız 4 Belhara için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası Atina ile fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini ilan etmesinin ardından İngiltere'nin de benzer bir adıma hazırlandığını bildiriyor.
Habere göre İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth, Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Soda üssünde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Katimerini Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e göndereceğine dikkat çekti.